Milletvekili Mehmet Ersoy. Buyurun Sayın Ersoy. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Milliyetçi Hareket Partimizin bu önerisi aleyhinde söz aldım. Hepinizin bildiği gibi AFAD İdaresi 2009 yılının son günlerinde faaliyete geçti. Ben de o kurumun kurucu başkanı olarak 5 Ocak tarihinde kurumda başkan olarak göreve başladım. AFAD kurulmadan önce Türkiye'nin afetlerle ilgili temel görevleri ifa eden 3 ayrı kurumu vardı. Bunlardan bir tanesi Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. Acil Durum Genel Müdürlüğü adı üstünde acil durumlarda müdahale yapardı. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kamu binalarının ve halkın sivil saldırılara karşı korunmasına yönelik tedbirleri ve buna bağlı arama kurtarma faaliyetlerini yürütürdü. Afet ve Acil Afet İşleri Genel Müdürlüğü ise afet sonrasındaki iyileştirme faaliyetlerini yapardı. Özellikle 1999 depreminden sonra görülen koordinasyondaki sıkıntılar ve eksiklikler, Sayın Şandır, gerçekten Türkiye 1999 depreminden çok ciddi dersler aldı, oradaki eksikliklerini gördü ve bunu Türkiye'nin afet yönetimi açısından bir milat kabul etti. Bundan alınan derslerin bir sonucu olarak da zaten bu üç kurumun birleştirilmesi gündeme getirildi ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Başbakanlığa bağlı olarak bir çatı kuruluş olarak kurdu. Şimdi değerli hocam Haluk Eyedoğan'la birlikte çalıştık. O süreçte konuşmasını da dikkatlice takip ettim. Tabii cevapsız hiçbir soru yok. AFAD'ı siz sahadaki uygulayıcı bir kuruluş olarak algılarsanız o zaman bazı sorunlar çıkar ortaya. AFAD her şeyden önce bir çatı kuruluştur. Afetlerle mücadele hiçbir zaman ülkenin ne tek bir kurumuyla ne tek bir idaresiyle yapılabilir. Afetlerle mücadele bir devletin ve bir toplumun devletiyle, siviliyle, sivil toplumuyla, bütün kurum ve kuruluşlarıyla yapılabilecek bir mücadeledir. Afet ve Acil Durum Başkanlığı da bu koordinasyonu ve devletin elindeki kaynakları tek bir elden kullanmayı sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Evet. Sayınca ben daha ziyade bir bürokrat olarak konuşuyorum zaten. Bu uygulamaları yapan bir insan olarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Şimdi gerekçede özellikle bu tecrübelerden faydalanılmamış, bu üç kurumdan faydalanılmamış ve üç kurumun tecrübesi aktarılmamıştır ifadesine kesinlikle katılmıyorum. Sonuç itibariyle bu üç kurum kapatılırken oluşturulan kurum da Sayın Şandır, dışarıdan yetkili olarak hiç kimse alınmamıştır. Kurumun 100'ün üzerindeki mühendis kadrosunun hemen hemen tamamı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu tecrübeli elemanlarından oluşturulmuştur. Kurumun yaklaşık 400 civarındaki personelinin yine hemen hemen tamamı 3 genel müdürlükte çalışan personelden oluşturulmuştur. Kuruma atanan 6 daire başkanının 6'sı da bu 3 kurumda çalışan personelden seçilmiştir. O itibarla hem hafızamız, hem arşivlerimiz, hem de tecrübelerimiz orada birleştirilmiş ve hem hükümet açısından hem kamuoyu açısından yeknesanlık sağlanmıştır. Şimdi elbette ki bugün Van'da yapılan hasar tespitlerinin sonuçlarını AFAD sayfasında göremezsiniz. Çünkü henüz bitmemiş, henüz kesinleşmemiş bilgiler, belgeler ancak ildeki kriz merkezinde bulunur. Ve bütün bu çalışmaların ilin valisinin sorumluluğunda yerinde yürütülmesini sağlar AFAD.
ilin neye ihtiyacı varsa, müdahale için ne eksikliği varsa onu temin etmek üzere Türkiye'nin bütün kaynaklarını, yetmezse uluslararası kaynakları oraya seferber etmek için vardır. Bunda aslında küçümsenemeyecek, bunda aslında gerçekten önceki dönemlere göre, önceki yıllara göre çok ciddi mesafeler aldığımızı teşekkür ediyorum. Daha önceki konuşmanızda zaten beyan ettiniz. Türkiye özellikle müdahale konusunda bugün bütün dünyanın gıpta ettiği, teşekkür ettiği, şükranla andığı, saygı duyduğu bir yapıya kavuştuysa bu gerçekten bütün ülkemizin, devletimizin başarısıdır. Bu başarıda herkesin emeği vardır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, eğer sizin bir afette yıkılan binanız çoksa müdahalede her zaman kaos yaşarsınız. Esas itibariyle afetle mücadelenin en önemli dayanağı yıkılan binanızın az olmasıdır. Bunun da en sağlıklı yolu kentlerde kentsel dönüşüm, kırlarda kırsal dönüşümü gerçekleştirmektir. Ve yapılmak istenen bütün bu çalışmalara hiçbir siyasi kaygı endişe taşımadan devletin bütün kurumların, yerel yönetimlerin, belediyelerin mutlaka destek vermesi gerekir. Yıkılan binanız çok olduğu sürece müdahaleye ne kadar iyi hazırlanırsanız hazırlanın, ilk günde kaos yaşamanız kaçınılmazdır. Çünkü sonuç itibariyle orada yaşayan bütün insanlar bu afetten etkilendiyse dışarıdan uçurmaya çalışsanız bile ancak bu kadar oluyor. Evet, Van depremi olduğunda depremin ilk akşamı Türkiye'nin 48 vilayetinden 37 kurumundan arama, kurtarma ve sağlık ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Evet, Van Havaalanı Yeşilgöy Havaalanı yoğunluğunda çalıştırılabilmiştir. Ama eksiklikler olur mu? Evet, orada bu işi yapacak bütün görevliler de bundan etkilendiyse ilk günde, ilk bir iki günde bu eksikliklerin olması kaçınılmazdır. Ama sonuç itibariyle çok başarılı bir müdahaleyle 250'ye yakın vatandaşımız o enkazların altından kurtarılabilmiştir. Yine çok kısa süre içinde değerli milletvekillerimiz 71.500 çadır ulaştırılmış. 350.000'e yakın battaniye gönderilmiş. Ve nihayetinde Van depreminden hemen sonra 169 kargo uçak seferi düzenlenebilmiş, 176 yolcu seferi düzenlenebilmiş. Karayoluyla yapılan çalışmalar hariç. Hiçbir zaman afetlerden sonra yapılan hasar tespitleri kesin hasar tespitleri değildir. İdareye ve hak sahiplerine bundan sonraki hukuki süreçte kullanabilecekleri hukuki belgeleri düzenleme amaçlı, onların haklarını koruma amaçlı düzenlenir. Bugün hasar tespitlerinin bitmiş olması mümkün mü? 7.2'den sonra 5.6 oldu. Bu arada 2000'e yakın küçük deprem oldu. Bunların her biri hasarları artırmakta, vatandaşlarımız sürekli müracaatlarda bulunmaktadır. Yine Afet İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulduktan sonra sadece Türkiye'deki afetlere değil, uluslararası alandaki her türlü acil müdahaleyi de ülkemiz adına yüreklilikle, onurlu bir şekilde, hepimizin gurur duyacağı bir şekilde koordine edebilmiştir. Haiti'den Şili'ye, Endonezya'dan Japonya'ya, Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerine, Pakistan'a ne zaman Türkiye gittiyse bu kurumların koordinasyonu ve işbirliği sayesinde gidebilmiştir. Yine hepimizin gurur duyduğu, bütün dünyanın keyifle izlediğim İsrail, Tunus, Mısır ve nihayetinde Libya operasyonunu başarabilen bir Türkiye'nin bugünkü müdahale kabiliyetini gerçekten hepimizin takdir etmesi gerekir. Elbette ki bütün afetlerden, elbette ki bütün acılardan bütün toplumun alması gereken dersler vardır. Van depreminden de idarenin alacağı dersler mutlaka olacaktır. Ama bugün bütün kamu görevlileri görevlerinin başındayken, bütün devletimizin bakanları neredeyse bakanlar kurulunu haftalık olarak Van'da topluyorken, böyle bir araştırma önergesiyle konunun yeniden gündeme getirilmesi,
ve hukuki mevzuat boyutunun bugün konuşulur, tartışılır hale gelmesini zamansız bulduğumu ifade ediyorum. Bu itibarla zamanı gelir Sayın İnce. Şimdi bütün görevlilerimiz, devletimiz orada Vanlıların acılarını Lütfen sözlerinizi tamamlayınız. Onların hayatlarını bir an evvel normale dönüştürmeye, çadır altında kalan vatandaşlarımızı bir an evvel konteynerlara yetiştirmeye gayret ederken, Elazığ'da yaptığı gibi, Kütahya'da yaptığı gibi 8 ay içinde binlerce afet konutunu oradaki afet zedelerimize sunmanın gayreti içindeyken onları bu tür çalışmalarla mütereddit kılmanın bir gereği yok diyorum. Bu itibarla önergenin aleyhinde olduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Ersoy.